Üzerinde Batman simgesi olan bu siyah hamburger Malezya'daki bir restoranda satılıyor. Buradaki tüm yiyecek ve içeceklere süper kahramanların simgeleri konuyor. Bakın mesela bu da aynı restorandaki Wonder Woman simgeli sandviç. Bu eğlenceli kapakçıklar ketçap ya da hardal şişelerine takılmak üzere üretiliyor. Şişeyi sıktığınızda ortaya işte böyle bir görüntü çıkıyor. Bu da keza aynı ürünün vampirli olanı. Şu an dünyanın en pahalı patates fotoğrafına bakıyorsunuz. Çünkü ünlü bir sanatçının çektiği bu fotoğraf geçtiğimiz günlerde bizim paramızda 4,5 milyon liraya satıldı. İnanılması güç ama bu duvarı oluşturan renkli bloklar jelibondan yapılmış. Jelibonları tutturmak içinse bildiğimiz sıva kullanılıyor. Bu bir dudak nemlendiricisi. Benzerlerinden farkı ise hamburger tadında olması. Amerikalı bir sanatçı ünlü karakterleri lollipop haline getiriyor. Bakın mesela bu Hello Kitty. Buysa Disney'in ünlü Mickey faresi. İngiliz fırıncılar kızarmış ekmek kokulu parfüm yaptırdı. Deneme amaçlı olduğu için şimdilik sınırlı sayıda ürettiler. Bunlar şeker hamurundan yapılmış hamsterlar. Kelimenin hem gerçek hem mecaz anlamıyla çok tatlılar. Patates cipsi şeklindeki bu not kağıtları gerçekten de patates cipsi aromalı. Yenmiyorlar ama yine de ısırınca cips tadı alıyorsunuz. Japonya'daki son trend yemeklerin içine 3 boyutlu hayvanlar yerleştirmek. Üstelik hepsi adeta birer sanat eseri. Tabii isterseniz bu hayvanları afiyetle yiyebiliyorsunuz. Bu sanatçı çeşitli yiyecekler kullanarak ünlülerin portrelerini yapıyor. Mesela bu çikolatalı dondurma ile yapılan Rihanna. John Lennon portresi ise krem peynir ve haşhaş tohumuyla yapılmış. Ve son olarak buysa yalanabilir duvar kağıdı. Doğru duydunuz. İngiltere'de bir firma asansörlerini bununla kaplattı. Çalışanlar isterse kurabiye aromalı duvar kağıdını yalayabiliyor. Burası Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir market. Benzerlerinden çok farklı çünkü sadece son kullanma tarihi geçmiş gıdaları satıyor. Bu şekilde hem gıda israfı önleniyor hem de durumu uygun olmayanlar daha ucuza yiyecek satın alabiliyor. Bu gördüğünüz Tokyo'da açılan dünyanın ilk KitKat dükkanı. Sadece KitKat satılıyor ve tabii her türden KitKat'ı bulmak mümkün. Bu marka Japonya'da çok sevildiği için mağaza dolup taşıyor. Bu McDonald's arabaya servis yapar gibi kayakçılara servis yapıyor. İsveç'teki popüler bir kayak merkezinde açıldı. Kayak yaparken acıktığınızda servis penceresine yanaşıp siparişinizi veriyorsunuz. Sırada Avustralyalı bir sanatçının yiyeceklerle yaptığı sanat eserleri var. Mesela bu, yumurtalardan bir köpek. Bu da aynı sanatçının sos şişelerinden oluşturduğu bir balık. Şimdi de Japonya'daki mayonez müzesindeyiz. 100 yıllık geçmişe sahip bir Japon mayonez markası tarafından kuruldu. Adından anlaşılabileceği üzere müzedeki her şey mayonezle ilgili. Müzenin dekorasyonu da mayonez üretiminde kullanılan malzemelerle yapıldı. Hünerli bir sanatçı kivilerin kabuklarını yaratıcı bir şekilde soyarak onları ünlü karakterlere benzetiyor. Bakın bu kivi örümcek adama dönüştürülmüş. Buysa ünlü seri katil Hannibal Lecter olmuş. Tokyo'daki bir restoran Dünya Kedi Günü'ne özel ilginç bir program hazırladı. Gün boyunca kedi kostümlü garsonlar servis yaptı. Yemek yiyen müşteriler kedi kulakları taktı. Daha ilginci yemeklerin görünümleri de kedi mamalarına benzetildi. Midesine düşkün bir sanatçı bu piramidi sadece bisküvi ve şekerleme kullanarak yaptı. Bu da aynı usta elden çıkan bir diğer eser. Buysa sanatçının sandviç kullanarak yaptığı bir piramit. Bu gördüklerinizin gerçekte ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Bunlar aslında yiyecek görünümlü saç tokaları. Taktığınızda kafanızda işte böyle duruyorlar. Bu yetenekli kadın üzerinde ünlü ressamların tabloları olan pastalar yapıyor. Örneğin bunda Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu var. Bu da Dali'nin gerçeküstü bir resmiyle kaplanmış bir diğer mükemmel pasta. Videomuzun sonunda ülkelerin ünlü yiyecekleriyle yapılmış bayraklar var. Bu peynir ve üzümden yapılmış Fransız bayrağı. Buysa sosisli sandviç ve hardaldan yapılan yıldızlarıyla Amerikan bayrağı. İtalyan bayrağı domates, fesleğen ve makarnadan oluşuyor. Buysa komşumuz Yunanistan'ın zeytin ve peynirle yapılan bayrağı. Ve bu da bizim bayrağımız. Lokum ve üzerine serpilen pudra şekeriyle yapılmış. Çok ilginç bir karpuz türüyle başlıyoruz. Bunları kestiğinizde kırmızı dışında mavi, sarı, mor veya beyaz çıkabiliyor. Bu gördüğünüz turşu aromalı patlamış mısır. Tatma videosu için sipariş etmek lazım. Bu köfte spagettiden yapılmış bir külahla servis ediliyor. Böylece pratik bir şekilde köfteli makarna yiyebiliyorsunuz. Japonya'da bir pastane yüzünüzün çikolatadan 3 boyutlu modelini yapıyor. Siz de mesela sevgililer gününde yaptırıp sevdiğiniz kişiye hediye edebiliyorsunuz. Bunlar kelimenin gerçek anlamı ile abartılmış milkshake'ler. İçlerinde cupcake'den kurabiyeye, şekerlemeden meyveye yok yok. Buysa et ve hayvansal ürünleri yemeyen veganlara özel üretilmiş sosisli sandviç. Sosisi etten değil havuçtan yapılıyor. Patates kızartmasına ketçap yerine bal veya tereyağı dökmeye ne dersiniz? Bunu Güney Kore'deki McDonald's'larda yiyebiliyorsunuz. Bu patates cipsi portakal aromalı. Tadı hiç de fena olmayabilir. Bu aslında pizza görünümü verilmiş kocaman bir marshmallow. Üçgen şeklinde dilimleyerek yiyebilirsiniz. Buysa bilgisayar tutkunları için klavye veya mouse şeklinde yapılmış bir waffle. Domatesli pişmaniyeye ne dersiniz? Bunu Antalya'daki domates yetiştiricileri fuarı için üretmişler. Bunlar gökkuşağı görünümlü açmalar. Tatlılar çünkü içini kremayla dolduruyorlar. Hamburgerinizi içine patates cipsi koyarak yiyebilirsiniz. Japonya'daki bir hamburgerci
zinciri bu şekilde servis ediyor. Bu gördükleriniz Lego blokları şeklinde şekerler. Çocuklar bunu ister yiyor, isterse de Lego gibi birleştirip oynuyor. Bunlarsa çiçek şeklinde dondurmalar. Japonya'ya gittiğinizde yiyebilirsiniz. İşte bunlar da kuru kafa görünümlü çikolatalar. Ancak yerken rahatsız olabilirsiniz. Bu gördüğünüz şeffaf tatlı Japonya'daki bir restoranda servis ediliyor. Kocaman bir damlaya benzeyen tatlımız su ve bir tür bitkisel jürenin karıştırılmasıyla yapılıyor. Bu aslında yaş pasta. Ama gerçek bir ayakkabı gibi görünüyor. Bu da aynı firmanın ürettiği bir diğer ayakkabı pasta. Sırada iskelet şeklinde yapılmış ekmek var. Gerçekten de çok ilginç görünüyor. Bu kupanın özelliği yenilebilir olması. Mürekkep balığından yapılmış. Çiğ olduğu için ateşte kızartıp yiyebiliyorsunuz. İlk enteresan yiyeceğimiz sebzeli dondurma çeşitleri. Mesela domateslisi ve havuçlu portakallısı var. Tahmin edeceğiniz üzere Japonya'da satılıyorlar. Buysa pizza çorbası. Tıpkı pizza gibi domates sosu, erimiş peynir, sucuk ve salamla yapılıyor. Sıradaki yiyecek normalinden çok daha ince olan Oreo bisküvi. Alıştığımız Oreo bisküvisinin neredeyse yarı kalınlığında. Ekranda gördüğünüz kızartılmış bir tarantula. Bunu yemek gerçekten cesaret ister. Sıra dışı bir çikolatayla devam ediyoruz. İçinde peynirli ve soğanlı cips parçacıkları var. İşte bu da ton balığı gözü. Çinliler bunları marketten alıp haşlayarak yiyorlar. Bunlarsa yeşil çaylı çikolatayla kaplanmış çilekler. Japonya'da şu aralar çok popülerler. Bu fotoğrafta bütün balıkla yapılmış bir sushi görüyorsunuz. Gerçek bir sushi'den farkı balığının tek parça olması. Buysa karanlıkta parlayan sushi. Tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Parlamasını sağlayansa içeriğinde yer alan parlayan zebra balığı parçaları. Korkmayın, bu gerçek bir insan ya da hayvan organı değil. Ürkütücü derecede gerçek görünüyor ama sadece pasta. İçinde kırmızı kadife keki var. Damarlar da şeker hamurundan yapılmış. Bu da aynı pastacının başka bir eseri. Bu kez gerçek boyutunu koruyarak beyin görünümlü bir pasta yapmış. Bu kavanozun içinde güvercin ezmesi var. Güvercinlerin göğüs etinden yapılıyor. Daha çok da Avrupa ve İngiltere'de tüketiliyor. Sırada ilginç bir içecek var. Sıvı tahıl gevreği. Kahvaltıda sütle gevrek yemeği seviyorsanız bu tam size göre. Buysa marjinaller için düğün pastası. Alıştıklarımızdan epey farklı. İçi adeta bir zombinin vücuduna benziyor. Bu da zombili cupcake. Çok gerçekçi bir zombi ağzı görünümünde yapılmış. Bunlar kızartılmış ördek kafaları. Çin'de sokak yiyeceği olarak epey popülerler. Çeşitli hayvanların gözü şeklinde yapılmış lollipoplarla devam ediyoruz. Kedi, timsah, yılan, bukalemun ne ararsanız var. Sıradaki ilginç yiyecek altınlı peynir. Yenilebilir altın parçaları içeriyor. 100 gramının fiyatı 255 lira. Bu buzlu içecek Kanada'daki bir fast food zincirinde satılıyor. Evet, pizza ve spagetti aromalı soğuk içecek yapmışlar. Bunlar fırında pişirilmiş domuz burunları. Çin'de çubuğa takıp sokaklarda satıyorlar. Buysa karpuz şekeri. Ambalajını tam bir karpuz görünümünde yapmışlar. Bu uzun üzümler alıştıklarımızdan oldukça farklı. Değişik türler üretmek için deneme yaparken ortaya böyle bir üzüm çıkmış. Bu bir pastaya benzese de aslında yemek. Tavuk parçaları ekmek ve uygun soslarla yapılmış. Yanmış gibi görünen bu yiyecekse Japonların ünlü siyah sosisli sandviçi. Ekmeği de sosisi de siyah. Böyle görünmesi için yapımında bir tür yenilebilir kömür kullanılıyor. Bu gördüğünüz Japonya'daki en ilginç yemek akımlarından biri. Etten yapılmış pasta. Bazı Japonlar doğum gününde etten yapılan pasta kesmeyi tercih ediyor. Üfleme pasta bitince de mangalda pişirip doğum günü yemeği olarak mideye indiriyorlar. Buysa yağda kızartılmış ağaç yaprağı. Japonlar akça ağaçların sonbaharda dökülen yapraklarını sosladıktan sonra kızartıp afiyetle yiyorlar. Bu da Japonların pizza aromalı çikolatası. Pahalı olduğu için tek tek satılan çikolatanın içine bildiğiniz hamur koymuşlar. Bunu üreten markanın peynirli çikolataları da var. Ambalajından da anlayabileceğiniz gibi buysa domatesli çikolata. Yiyenler önce şeker sonra da domatesin asitli tadını aldığını söylüyorlar. İşte bu da üzerinde Hello Kitty deseni olan Japon kavunu. İlginç olansa deseni sonradan çizilmiyor. Üretim aşamasında kalıplarla yapılıyor. Bunlar bir dondurma firmasının Oyuncak Bebekler Günü adı verilen özel gün için ürettiği dondurmalar. Tadını bilemiyoruz ama görüntüleri çok şirin. Spagettili çubuk dondurmayla devam ediyoruz. İçinde gerçekten de spagetti makarna var. Buysa spagettili hamburger. Açıkçası ekmek arası makarna. Oha diyorum, mutfaklığa yakışan bir fikir gibi duruyor. Bu hamburgerin özelliği içindeki çilek sosu. Değişik lezzetleri denemeye çok açık olan Japonlar bu hamburgere bayılıyor. Bu da keza aynı restoranın sevgililer günü için hazırladığı çikolata soslu hamburger. Çok acayip ama bu cipsin ismi Yakışıklı Adam. Çünkü içinden yakışıklı erkek fotoğrafları çıkıyor. Bu cipse çilekli kek aromalı. Umarım bir tatma videosunda tadına bakmak kısmet olur. Yeşil çay Japonya'da çok popüler. Hal böyle olunca da yeşil çaylı cipsleri gayet normal karşılamak lazım. Cipslere son örnek olarak bir de kola aromalı cipsi gösterelim. Bunun yanında kola içmenize gerek yok. Kola demişken bu sosisli sandviç kola tadında. Tokyo'daki Disneyland'e giderseniz
isterseniz mutlaka deneyin deriz. Sırada Japonların milli yiyeceği olan sushi'nin muzlusu var. Üzerine de karamel sosu koyuyorlar. Bunlarsa sushi görünümünde donatlar. Sushi'ye benzeseler de tatları bildiğimiz donat gibiymiş. Bu da dondurmalı sushi. Üzerindeki wasabi gibi duran yeşil kısım aslında yeşil çaylı dondurma. Sushi kültürünü tanıma açısından bir de sanatsal sushi örneği gösterelim. Bu sushi'ler dilimlenince içlerinde böyle resimler oluşsun diye bir teknikle hazırlanıyorlar. Bakın mesela bu da ünlü inci küpeli kız tablosu şeklinde yapılmış. Japonya'dan yiyecekler videosunda enteresan bir Oreo olmazsa olmaz. Bu bisküvinin içindeki krema kırmızı ama aslında nane aromalı. Benzer şekilde Japonya deyince farklı KitKat'lardan da bahsetmek lazım. Mesela bu KitKat'la yapılmış bir sandviç. Ekmeğin arasında KitKat, krema ve şekerlemeler var. Buysa fırında kızartılarak yenen KitKat. Beyaz çikolatalı gibi görünüyor ama aslında peynirli. Fırına atıp belirli bir süre kızartıyorsunuz. Sonra da tabii afiyetle yiyorsunuz. Son örneğimiz ise KitKat'lı pizza. KitKat, mango ve tatlı soslarla yapılıyor. Yemekten sonra tatlı niyetine yiyorsunuz. Japonlar tatlı pizza kültürüne yabancı değil. Mesela bu da Pizza Hut'ın Japonya'daki restoranında yaptığı marshmallowlu ve karamelli pizza. Gerçekten de insanın ağzını sulandırıyor. Videomuzun sonunda somonlu şeker var. Bu şekerin sadece görüntüsü somona benzemiyor. Yediğinizde de baya baya somon tadı alıyorsunuz.